Merhaba arkadaşlar, başka bir video ile karşınızdayım. Caner ben. New York'tan size videolar çekiyorum. Bugün yine Burlington tarafına geldim. Buraya gelmişken size Amerika'daki güncel 2023 marka ürünlerin fiyatlarına bakmak istedim. Geçen bir video paylaştım, 100 dolara neler alabiliyorsunuz diye. Beğenildi. Şimdi bakalım buradaki ürünler nasıl, fiyatlar nasıl? Biraz inceleyelim. Bakalım neler göreceğiz. Karşılaştıralım. Ayakkabılara bakıyoruz. Şimdi şöyle bir Nike var. Mesela 40 dolara siyah bir Nike'ımız var. Genelde bunları giymeyi seviyorlar. Ben çok sevmiyorum. Çok rahat olmuyor bu ayakkabılar. Şöyle bir değişik bir ayakkabı var. Pony markası. Fiyatı neymiş? Fiyatı 13 dolarmış bu. Şöyle kahverengi bir ayakkabı var. Tars X-Ray diyor. Bu ne kadarmış? Bu da 20 dolarmış. Güzel bir ayakkabıya benziyor. Nike'ın terliği var. 15 dolar. Bunlar Nike'mış. Yeni herhalde şey yaptılar. Şöyle fila var. 20 dolara. Basket ayakkabısı gibi tarz. Yanında Reebok var. Siyah. Şurada Tommy'nin ayakkabısı var. Yine bu da 40 dolarmış. Şöyle bir Nike var arkadaşlar. O da 40 dolarmış. Nike. Basketbol diyor. Bu da değişik bir ayakkabı. Şöyle bir Nike var. Bu da 28 dolar. Bu biraz küçük ama bu. Bayan ayakkabısı sanırım buraya gelmiş bir şekilde. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu böyle. Şöyle bir Nike var. Turunculu murunculu. Bunun fiyatı da 36 dolarmış. Bu da değişik bir ayakkabı. Fiyatlar bu şekilde. Bu neymiş? 23 yazıyor bunda. 60 dolar. Evet, bu Air Jordan'mış arkadaşlar. 60 dolara şöyle bir değişik bir Air Jordan var. Enteresan. Arkadaşlar 3 tane çok güzel ayakkabıya denk geldim. Bakın 50 dolara şöyle bir basket ayakkabısı var Nike'ın. Hangi basketbolcu ait bilmiyorum ama yanında bir Air Jordan var 60 dolara. 10.5 numara. Bana biraz büyük oldu. Düşündüm bir ara alayım mı diye ama büyük geldi biraz. Bir de Puma var. Bu da 10.5 numara. Bu da güzel. Bunu da giydim. Bu da biraz sıktı ayağımı. Buna benzeyen bir Puma var bende zaten. Ya bir denedim yine de belki alırım diye ama dediğim gibi ayağımı sıktı. Yani değişik güzel ayakkabılar gelmiş. Bak 35 dolarda şöyle bir Puma var. Burlington'a bayağıdır gelmiyordum. Ayakkabı gelmeye başlamış buraya. Bir ara vermişlerdi. Bakalım neler göreceğiz. Bakın şöyle bir Adidas var mesela. Değişik. Bu kaç paraymış? Bunu da 45 dolara satıyorlar. Değişik bir ayakkabı. Bakalım bunu da bir deneyelim. Dediğim gibi ayakkabılar bugün hoşuma gitti arkadaşlar burada. Bakın şöyle bir Air Jordan daha gelmiş. 60 dolara satıyorlar. Gerçekten güzel ayakkabılar. Bakın şöyle bir Air Jordan. Bu büyük numara. Bakın burada da bir tane tam bir mezar gibi, tabut gibi bir ayakkabı var. Bu kaç numaraymış? Bakalım bir. Kaç numaraymış? 21, 55.5 arkadaşlar. Tam bir basketbolcu ayakkabısı. Hayvan gibi bir ayakkabı. Biraz da diğer yerlere bakalım. Burada neler göreceğiz. Arkadaşlar ürünler güzel. Hoşuma gitti. Ben de biraz alışveriş yapayım dedim. Alışveriş yapmaya gelmemiştim ama yine kendimi tutamadım. Bir şeyler aldım. Bir tane ayakkabı aldım. Bu Air Jordan'ı aldım arkadaşlar. Bana göre olanı buldum. Ve bir tane de Levi's gömlek aldım. Yeşil. Hoşuma gitti. Aldım. Tehlikeli abi. Video çekeyim diye geliyorum ama kendime de bir şeyler alıyorum. Ayakkabı 60 dolar. Gömlek de 17 dolar. Ama Amerika'da böyle kendinize uyan,
hoşunuza giden bir şeyler bulduğunuz zaman alacaksınız arkadaşlar. Yoksa bir daha bulamıyorsunuz. Bakın burada bir pantolon var. Levi's'in. Kaç paraymış fiyatına bakalım. Mesela şu Levi's'miş. 25 dolara şöyle buz rengi bir pantolon alabiliyorsunuz Levi's'ten. Arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. Şu an elim dolu olduğu için çok çekemiyorum. Şöyle 20 dolara Nautica bir triko var. Burada yine tişörtler var. Şurada güzel şeyler vardı girerken görmüştüm. Onlara bir bakalım. Şöyle Puma'nın bir üstü var. Puma üst bayanlar için 25 dolara. Bu da güzel. Onun hemen arkasında Tommy var 25 dolar. Bunun fiyatı 19 dolar falan da artmış biraz. Gördüğüm kadarıyla. Bakın şöyle DKNY tişörtler var. Bunlar da 10 dolar fiyatları arkadaşlar. Bunun beyazı da var gördüm demin. Bakın 11 dolarmış. Bunların beyazı da var. Ve burada aktif yazıyor gördünüz. Burada hemen hemen bütün ürünler var. Bakın şöyle bir Puma var. Güzel beyaz krem rengi. Small'muş. Burada yaklaşık 12 dolara satıyorlar. Puma'nın tişörtleri güzel oluyor ya. Ben de geçen yaz almıştım. Milwaukee ne bu? Milwaukee Bucks dedim ama değilmiş. İşte yağmurluk, kazak falan filan güzel ürünler var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle bir Dandridge Guess var 15 dolara. Calvin var. O da 30 dolara şöyle ince bir üst. Değişik bir şeymiş bu. Comfort Made in Bangladesh diyor. Değişik bir rengi var. 8 dolarmış. Şöyle bir ucuz bir ürün. Şöyle bir yeşil ürün var 13 dolara. Bu yeşil neymiş? Meksika yazıyor. Hani arkadaşlar insanın alacağı bile yoksa bazı ürünler o kadar güzel ki. Ya benim ayakkabı ihtiyacım yoktu. Ama yani Jordan ayakkabı buldum alayım dedim ya. Hoşuma da gitti ayakkabı giydim. İçi de rahat. Bedeni de bana uyuyor. O yüzden aldım. Şöyle tişörtler var. Buna Guess tişörtmüş 15 dolara. Bu yeşil Levi's'i de aldım çünkü böyle yeşil bir şey arıyordum. Hem bunu kışın giyerim hem yazın da giyebilirim dışarı çıkarken falan diye. Onu da aldım. Durum bu arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı unutmayın. Bakar mısınız? Ayakkabılar falan harika bugün ya. Şu Puma'lar falan. Fiyatları da ucuz. 30 dolara düşürmüşler şunu. Puma soft diyor. Bu ayakkabılar çok rahat ve hafif. Ben Puma giyiyorum. Giydim. Şu anda da var. Çok rahat ayakkabılar. Gerçekten bugün ayakkabı bakımından beni şaşırttı. Bakın şu ayakkabı mesela bayağı güzel. Bendekine benzemese bunu da bile alabilirdim yani. Şöyle bir Nike var. Şu ayakkabı. Şunu da giydim sıktı mesela. Ama zaten onu almam. Durum bu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.